Haldun abi hoş geldiniz. Sana bakıyorum değil mi? Evet. İstediğiniz yere. Her yerde kamera var. He. Hoş geldiniz Haldun abi. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Sizi görmekten dolayı çok mutluyum ya yeni baştan. Evet ben de öyle Haldun abi. Seni görmekten değil. Ben de öyle. Samimiyetimize güvenerek. Estağfurullah. Haldun abi şimdi biz Google bilgileriyle sizin hayatınızın kısa bir belgeselini yaptık. Öyle biliyorsunuz mi? Bu Google bilgileri bazen yanlış oluyor. Lütfen yanlış olan her yerde durdurun ve bizi düzeltin. Ya da deyin ki evet bunu böyle yaptım ama bir sorun bunu bakalım. Bana niye böyle yaptım? Ben mi soracağım? Hayır. Açıklamak istediğiniz herhangi bir şeyde. Tamamdır. Tamam. Buyurunuz. Hiçbir problem görmezsem sesimi çıkarmayayım yani. İstediğiniz her şeyi açıklayabilirsiniz. Okay. Ben de durdurup sorabilirim. Buyurunuz. Haldun Dormen, Kıbrıslı iş insanı Sait Ömer Bey'le İstanbullu bir paşa kızı olan Nimet Rüştü Hanım'ın çocukları olarak 5 Nisan 1928'de Mersin'de doğar. Aslında soyadları Önder'dir. Fakat soyadını çok iddialı bulan babası, herhangi bir anlamı olmayan Dormen'le değiştirir. Haldun henüz 6 aylıkken İstanbul'a taşınırlar. Bebekken yerleştiği Şişli'den bir daha kopamaz. Bir dakika, bir dursanıza. Haldun abi babanız Kıbrıslı, ben ilk defa duyuyorum. Kıbrıslı, evet Kıbrıslı. Ailesi Kıbrıs'taydı. Onun için biz Kıbrıs'ta bayağı yakın ilişkideydik. Babam pek dönmedi ama Kıbrıs'a. Annem giderdi hep, annem Kıbrıslı olmamasına rağmen annem her sene bir kere onları ziyaret ederdi. Ha. Ama sizin baba büyükleriniz hep Kıbrıs'ta yaşıyor. Kıbrıs'ta evet. Siz gider miydiniz küçükken? Ben küçükken gitmezdim de 25'ten sonra çok gittim. Kıbrıs'a. Halalarımı ziyaret etmeye. Halalarım vardı orada. Ondan ziyaret etmeye giderdim. Babanız soyadınızı çok iddialı bulup değiştirmiş. Evet, ilk önce Önder'de ben de hatırlıyorum hayal meğer. Sonra Dormen'le oldum. Ha. Siz Önder olduğunu hatırlıyorsunuz. Ya, hayal meğer hatırlıyorum. İlkokul 3'te filandım galiba. Size de garip gelmişti değil mi? Soyadı değişince. Buyurunuz. Aydın bir ailede büyümenin avantajıyla küçük yaşta sahne sanatlarıyla tanışır. Her oyuna, her konsere giderler. Tiyatro sevdası o yaşlarda hayatının merkezine yerleşir. Sahneye ilk adımını Galatasaray Lisesi'nde ortaokul öğrencisiyken Demirbank oyununda 25 kuruş rolüyle atar. Liseyi Robert Kolej'de okur. Başarılı bir iş insanı olan babası, kurduğu düzeni ve servetini bir gün oğluna devredeceğini sanmakta, Haldun içinse tiyatro meslek seçimi olmaya doğru ilerlemektedir. Kesin kararını açıkladığında babası Sait Bey şaşırır ve üzülür. Ancak anlayış gösterir. Tek bir şart koşar. En iyi tiyatro okulunu bitirmelidir. Genç Haldun'un Amerika yılları böyle başlar. Dünyanın en saygın üniversitelerinden Yale'de tiyatro okur ve tüm hayatını bu sanata adar. Aktörlüğü, yönetmenliği, dekorculuğu, hatta elektrikçiliği öğrenir. 1952'de Yale'den mezun olur. 1953'te ise İstanbul'da ilk kez seyirci karşısındadır. Muhsin Ertuğrul yönetimindeki küçük sahnede Cinayet Var oyunundaki dedektif olarak Muhsin Ertuğrul'la 1,5 yıl kadar çalışır. Kariyerindeki bu ilk rollerin bazılarında yeterli bulunmaz. Özellikle Hamlet'teki oyunuyla eleştiri alır. Sanki Yale mezunu bir tiyatrocudan daha fazlası beklenmektedir. O arada Beyoğlu'nda 60 kişilik bir salonu olan Cep Tiyatrosu'nu kurar. Bu oluşum aslında Dormen Tiyatrosu'nun gayri resmi doğuşudur. 1955'te çifte havuzlardaki bir köşkte bir araya gelen bir avuç idealist genç bu efsanenin ilk kadrosudur. Çoğu sahneye adımını ilk kez atacak olan gençler arasında teknik üniversite öğrencisi de vardır, hukuk mezunu da. Erol Günaydın da o isimlerden biridir. Dormen Tiyatrosu 19 Ağustos 1955'te Kadıköy'de Papaz Kaçtı adlı oyunla perdelerini açar. Ben bilmiyordum ilk Kadıköy'de kurulduğunu. Yani şöyle kuruldu, yani devamlı kurulmadı. Ama ilk Dormen Tiyatrosu, ilk oyunu 1955 yılında 22 Ağustos gecesi kapalı salonda herkes delisin. Kapalı salonda kim gelir bu sıcakta dediler. Biz 3 gün tıklım tıklım dolu oynadık. Papaz Kaçtı ile başladık. Bu sonra onu bir süre oynadık. O yaz oynadık. Sonra ben askere gittim. Sonra devamlı olarak 57'de kuruldu. Yani devamlı 57'de. Devamlı bir salonda 57'de. 57'de küçük sahnede. Haldun abi babanız ne iş yapardı? Babam bir şeydi. İthalatçı mı deniyor? Ha ithalatçı. Dışarıda şeyler gelirdi. Dedir o. Ziraat aletleri, şeyler. Ha. Yani
İş adamıydı, dışarıdan iş yapan şeydi. İthalatçıydı. İthalatçıydı, evet. Ama bir takım başka işleri vardı. Mesela bir aralık şeye de bir ortak olduğu oldu. Bir nakliyat şirketine. Sonra şey, kolonyalar var ya, meşhur şimdi Rebul. Bir aralık Rebul'de vardı. O da ortaklardan biriydi. Yani devamlı çalışan, devamlı kafası işe yoran bir adamdı. Benim tam aksine. Diyecektim ki siz de babanızdan almışsınız demek ki bu huyunu. Ama ben bu tarafa almışım. Onun işini yapsaydım şimdi yakında pıt gibi atmıştım. Ama siz de çalışmayı çok seversiniz Haldun abi. Çalışmayı çok severim. Benim çalışmasız vaktim yoktur zaten. Evet. Bu halimle işte İzmir'e gittim. İzmir'de oyun sahneye koydum. Örneğin. Gördüm geçen gün. Siz de hiç boş durmazsınız. Hiç durmuyorum. Hatta pandemi devrinde bile oturduk. İşte Aşıtanım Cengiz Han'la birlikte oyunlar yazdık. Kitaplar yazdık. İşte boş durmadım. Boş durmaktan hoşlanmıyorum. Vaktim yok boş durmaya. Ne güzel laf. Vaktim yok boş durmaya. Çok güzelmiş Haldun abi. Yaşlanmaya da vaktim yok diyorum ben. Yeni kitabımı biliyorsun. Yaşlanmaya vaktim yok. Biliyorum okudum. Çünkü habire çalıştığım için ay yaşlandım artık durayım kenarda diye bir şey düşünmüyorum. Siz gençsiniz daha. Çok. Haldun abi o oyuncuları nasıl seçtiniz? İlk... Bu oyunu soruyorsunuz. Hayır, ilk oyunu dediler ki demin. İTÜ'den insanlar da vardı. Efendim Erol Günaydın da vardı. Papazkaçlı'da. Evet. Papazkaçlı'da Erol Günaydın vardı. Bu Metin Serez de vardı. Metin Serez de çok ufak bir rol oynuyordu. Erol Günaydın çok çok önemli bir rol oynuyordu. Ve orada ne kadar önemli bir komedyen olduğunu kanıtlamıştı. Ayfer Feray vardı. O güzellik kraliçesiydi o zaman. Ben tabii tiyatrocuları çok yeni tanıyordu. Amerika'dan yeni dönmüştüm. Onun bunu söylemesiyle insanlar tiyatroya aldı. Mesela çok yakın arkadaşım bankacı Hamit Belli. Metin Serezli'yi bir amatör oyunda görmüş, çok beğenmiş. Onu da alalım dedi. O Papazkaçlı'da Alman şeylerden birini oynuyordu. Muhafızlardan birini oynuyordu. Erol Günaydın komik bir rol oynuyordu. Çok komik bir rol oynuyordu. Onun için zaten komedyen olarak kendini kanıtlamış oldu. Yani aslında Metin abi sizinle birlikte profesyonelliğe atıldı. Evet, evet. Birçok insan gibi. Evet. Metin, Erol Günaydın, Altan Erbulak, Erol Keskin. İşte daha saymakla bitmez. Doğru. Geçen gün bir sayayım dedim. Yani 1000 kişiye yakın. O kadar. Valla. Peki de daha fazla. Buyurunuz. Biletler 3 gün önceden tükenmiş, adeta kıyamet kopmuştur. Fakat birkaç gün sonra 6-7 Eylül olayları nedeniyle oyun sıkı yönetim tarafından yasaklanır. Dorman oyunun adını Kaçan Kaçanay'a çevirip yeniymiş gibi yapar ve sıkı yönetim engelini aşar. İstanbul'un dört bir yanını dolaşır, gittikleri her yerde büyük ilgi görürler. Bir dakika. Erol Güler'in burada işte orada Mr. Humphrey oynuyor. Komik sahnelerinde bir tanesi. Ama oyun yasaklanmış. Yasaklandı, bir ay oynayamadık sonra oynadık tekrar. Siz Papaz kaçtı, adını değiştirdik. Kaçan kaçanı yapmışsınız. Kaçan çünkü papazlara eziyet edilmişti ya. Onun için adını değiştirdik, kaçan kaçanı yaptık. Ama yine kaçan kaçanı olarak oynadık. Yalnız oyunun başrolü oynayan Ayfer Feray oynayamadı. Onun yerine Muhalla diye bir oyuncu oynadı. Bir tek o değişti. Buyurunuz. Oyun Dormen'e uğurlu gelir. Her ne kadar papaz rolünü oynayan 3 oyuncunun ölmesi nedeniyle yıllar sonra uğursuz olarak anılsa da. Oyuncuların sağa sola koşuşturup, atlayıp zıpladığı, kapıların açılıp kapandığı bu hareketli oyun tarzı Türkiye için büyük yeniliktir. Dorman, şehir tiyatrolarının katı kuralcılığının aksine seyircilerin tiyatroyla eğlenceli bir ilişki kurmasını amaçlamaktadır. Para ödeyenlerin ne istediklerini bilmek gerektiğine inanır. Bu isteği karşılayabildiği için... Bu en sevdiğim oyun. Bir dakika. En sevdiğim oyun, Ayfer'le oynamıştım. 300 temsil oynadık. Çok 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 tuttu. Benim de en sevdiğim oyun oynadık. Gördün herhalde, bilmiyorum. Hanşehir Züğürtler. Görmedim Ardın abi. Hanşehir Züğürtler, en iyi oynadık. Ya yazık, üzülüyorum. Herhalde ben o zaman İstanbul'da mı değildim? Belki daha doğmamıştın. 66 doğumluyum ben. Bu oyunun tarihi ne? 66. Ben doğduğumda oynamış. Ama sonra Ardın abi, galiba videodan seyretmiş olabilirim. Sonra bir kere de 90'lı yıllarda... Nevrat Serezli'yle oynadım, aynı oyunu. Ayfer Feray'la Nevrat Serezli'yle oynuyordum. Tabii o yıl bana çok daha uygun geldi rol çünkü daha yaşlanmıştım. Burada fazla gençliğim var bu rol için ama yine de çok tuttu. Beni çok şey yapan, oynandıran bir oyun oldu. Haldun abi, şehir tiyatronunda da oynandı mı sonradan? Hayır. Yalnız Dormen'de oynandı. Şehir tiyatronunda bu sene
Geçen sene ben sahneye koydum. Evet. Yani o yıllarda oynanmadı. Geçen yıl ben sahneye koydum. Şey bu, kapanma devrinden dolayı kapandı. Şimdi belki açılır. Yani dolu dolu giderken kapandı. Ben tabii oynamadım. Ben yalnız sahneye koydum. E doğru. Buyurunuz. Tiyatronun en ışıltılı dönemi olan 1960'ların en ışıltılı tiyatrosu da Dormen'dir. 1959'da birkaç yıl önce kendisine bir oyun tercümesi verirken tanıştığı Betül Mardin'le evlenir. Önce arkadaş, sonra karı koca olurlar. 1961'de oğulları Ömer doğar. Kendi anlatımıyla iki volkan aynı evde barınamaz ve 8. yılda bir daha ayrılmamak üzere boşanırlar. Dostlukları pekişir, birbirlerinin elini hiç bırakmazlar. Dormen, oğlunun doğduğu yıl Türkiye'de sahnelenen ilk müzikal olarak bilinen... Pardon, bunu değiştirmek istiyorum. Bir dakika. İlk müzikal yazmış çünkü benden önce bir sürü müzikal yazılmış, Türk müzikali. Bu ilk batılı müzikal. Ha. Yani ilk batılı müzikal bu. Ama daha evvel Cemal Reşit var, Cemal Sahir var. Onların operetleri çok meşhur. Lüks Saat. Lüks Saat filan değil mi? Lüks Saat tabii, en üstü Lüks Saat ama ondan evvel 30'lu yıllarda devamlı operet oynanıyor. Halk seviyor. Ama yani bu kadar uzun oynamıyor işte. Bir hafta, iki hafta, üç hafta filan neyse. Sokak Kızı Irma ilk batılı müzikal. Batı'dan ilk alınan müzikal yani. İlk tercüme oyun gibi. İlk tercüme, öyle diyelim evet. Ünlü sürücü büyük star olduğu oyun. Evet, buyurunuz. Sokak Kızı Irma'yı gösterime koyar. Şahane züğürtleri de yaklaşık 500 kez sahneleyerek rekor kırar. 1962'de Beyoğlu'ndaki Tarihi Ses Tiyatrosu'na taşınırlar. 10 yıl sürecek bu ikamet için salonu A'dan Z'ye yeniler. Bu harcamalar ileride ayağına dolanacak, 10 yıl sonra tiyatrosunu kaybedişinin nedenlerinden biri olacaktır. Sokak Kızı Irma'nın başarısının ardından 7 yıldır ortalıkta görünmeyen küskün efsane Cahide Sonku, Dormen Tiyatrosu'nda sahneye döner. Fakat çıkan problemler nedeniyle Haldun Dormen oyunu 33 temsilin ardından kaldırır. Sonku ayrılırken, piç kuruları tarafından tiyatrodan kovulduk, diyecektir. Bir dakika, bir dakika. Yok, estağfurullah, şey olur mu ya? Memnun değildi yani. Ben tabii oynamıyordum oyunda, Starşa Kızı oyunda oynuyordum. Fakat Erol Keskin'den, şeyden, Metin'den habire şikayet geliyordu. Cahide'm, işte niye burada oynuyorsunuz, bu kadar parayı oynanır mı? Sizi ziyaret ediyorlar, sizi bilmem ne yapıyorlar diye konuşuyormuş. Memnun değilim diye. Ben de bir gün bir mektup yazdım. İşte çok çok nazik bir mektup yazdım elimden geldiği kadar. Yani burada memnun olmadığınızı öğrendim. İki ay sonra isterseniz terk edin oyunu. Yani bir ay sonra terk edin oyunu. İki aylık maaşınız verilecektir. Size başarılar dilerim diye. Bir ay sonra bıraktı oyunu. Bırakmak zorunda kaldı çünkü. Ha bir olay çıkartıyordu sahne arkasında. Ha kulisi kötüydü. Kulisi felaketti. Felaket. Öyle insanlar vardır ama Haldun abi. Oyunculuğu iyi ama kulisi kötü. Evet evet, maalesef ondan kalmadı artık pek. Ha öyle mi? İyi pek yok, eskisi kadar yok. Ama eskiden çok, çok varmış. Ben çok fazlasıyla, mesela bir tanesi de Ulu Uraz'dı. Allah rahmet eylesin ama kulisi çok kötüydü. Sahnesinde de birlikte çalışmak çok zordu. Evet işte Cahide'nin macerası böyle. Haldun abi kaç yıl sonra döndürdünüz siz Cahide Hanım'ı sahneye? Oyunla? Bana uzun yıllar yoktu ortada galiba. Değil mi? Evet. Yani 62 yılda biz siz de oynadık. Siz ikna ettiniz yani. Ben ikna ettim. O ben de oynamak istediğini söyledi. Haber yolladı bana. Ben de gittim ziyaret ettim. Bizim için şereftir dedim. Ve tabii ki hemen Cahide abici rol bulmaya çalıştım. Betül'le evlilik kızı ne oynatırız, ne oynatırız, ne oynatırız. Birden bir aklıma geldi. Taşça Kızı. Tam ona göre bir oyun dedim. Ve onu hemen ona göre hazırladım. Ama çok ilaççıydı bazı şeylerde. Kostüm diyoruz. Benim üzerimde harika bir kostümü var o. Ama 10 yıl geçmiş arada, modası geçmiş. Kardeşim Güler oraya yeni kostümler tasarlıyordu. Yani her şey zordu. Star zor Haldun abi. Hı? Star zor. Evet. Yok şimdiki starlar siz o kadar zor. Siz benden daha iyi bilirsiniz. O kadar zor değil şimdiki starlar. Buyurunuz. 1965'ten sonra sinemayı dener. Yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği Bozuk Düzen, 1966'da Antalya Altın Portakal'da en iyi film seçilir. Güzel Bir Günse, ertesi yıl en iyi komedi filmi ödülünü alır. Haldun abi, ben bu Bozuk Düzen'i çok aradım fakat yok seyretmek için. Kopyası mı yok? Bende de yok. Biz de aradık, biz de bulamıyoruz. Hiç. Bütün koleksiyonerlere sordum,
Koleksiyonerlerde de yok. Ya şeyde olması lazım, orada da yok. Mimar Sinan'da. Evet, Mimar Sinan'da olması lazım. Fakat yok, ama yine de aramakta devam ediyoruz. Ben de çok aradım seyretmek için, yok. Bu var mesela, bu bende var. Bunu ha, ben de seyrettim. Bu Güzel Bir Gün işi galiba. Evet, o. Ben bir ara bütün Altın Portakal'da ödül almış filmleri kronolojik sırayla seyrediyordum. Bu bozuk düzen eksik kaldı Haldun abi maalesef. Hatta o dönem size de sordum galiba telefonucum. Evet. Siz bende de yok dediniz. Bende yok. Ben hala arayıp duruyorum yani. Mesela şeyde uzun bir süre kaybettik. Audrey Hepburn'la bir röportajım vardı. Geçenlerde birdenbire yayınlandı. Yıllardır aradım, bulamadım. Nihayet geçen gün çıktı, nereden çıktı bilmiyorum. TRT'de mi yayınlandı? Efendim? TRT'de mi yayınlandı? TRT'de yayınlandı. Ha. Buyurunuz. Fakat film yapımcılığı Dorman'in hesabına eksi 700 bin lira yazar. Herkesin ücretini peşin ödemiştir. Ama filmleri gösterecek salon bulmakta zorlanır. 1968'de Semiramis Pekkan'la ilişkisi sayesinde magazin basınının göz bebeği olur. Pekkan'ın araba plakasının baş harflerinin HD olmasından, Haldun'a ne kadar aşık olduğundan, nasıl kavga ettiklerine kadar sayısız haberin öznesidir artık. Herkes evlenmelerini beklerken 2 yıllık ilişki biter. Araya giren isim Milliyet Gazetesi'nin sahibi Ercüment Karacan'dır. 1972'de Dorman Tiyatrosu'nun ilk vedası gelir. Sıkı yönetim, kaçırılmalar, banka soygunları derken tiyatro seyircisi Beyoğlu'ndan çekilmiştir. Borç içindeki Dorman çareyi kapıya kilit vurmakta bulur. Evimizdeki Hayat'ı son kez oynarlar. Dorman ilk kez seyirciye arkasını dönerek yıllardır birlikte çalıştığı oyuncuları selamlar. Alkışlar ve gözyaşlarıyla perde kapanır. Aa, bir dakika. Ne hüzünlüymüş Haldun abi. Yani? Ne hüzünlüymüş. Ben karar verdiğim için ben o kadar hüzünlenmedim. Ama herkes, birkaç da seyirci, bunların arasında benim çok sevdiğim dostum, rahmetli Hamit Belli var, bankacı. O yani perişan oldu. Yani oyuncular da çoğu perişan oldu. Ben daha evvel hap almıştım ama. Ay, tik durdum sahnede. Ve seyirciyi selamladım. İlk önce oyuncularımı selamladım, teşekkür ettim. Sonra seyirciyi selamladım, üstüne çiçekler attılar. Rejansı sahibesi vardı, Madame Vera. Evet. O başta, çünkü o çok büyük tiyatro, Norman Tesu hayranıydı. Çiçekler fırlatıyordu böyle şey sahneye. Yani üzülü bir geceydi. Ve uzun bir süre tiyatro yapmadım, ondan sonra biliyorsun. Evet. Sonra Harbiye tarafında bir yaratık. Hayır, Egemen Bostancı sonra. Ha, doğru. Egemen Bostancı girdi hayatıma ve Hisseli Harikalar Kumpanyası'nda bir de beni de fırladım. Doğru, buyurunuz. Tiyatrodan kalan borçları ödemesi 4 yılını alır. Yazarlık ve eğitmenlik yaparak sakin ama verimli bir dönem geçirir. İstanbul Üniversitesi'nde dersler verirken Hisseli Harikalar Kumpanyası, Şen Saz'ın Bülbülleri ve Geceye Selam oyunlarını yazar. Milliyet Gazetesi'nde 8 yıl sürecek köşe yazarlığı serüvenine başlar. Yine o yıllarda Castelli Vakfı'nın genel sanat yönetmenliğini üstlenince tiyatro camiası tarafından sert eleştirilir. Bir süre sonra işine çok karışıldığı gerekçesiyle istifa eder. Eleştirileri haklı çıkarırcasına banker Castelli de bir gece yurt dışına kaçınca Dorman'in vakıfla sergilediği Geceye Selam müzikali gösterimden kalkar. 1984'te Egemen Bostancı'nın ısrarıyla Feriköy'deki İdil Sineması'nı devralır. Böylece Dorman Tiyatrosu'nun ikinci dönemi başlar. 637 koltuklu salon, komedi tiyatrosu adını taşısa da hep Dorman Tiyatrosu olarak anılacaktır. Aynı yıl TRT'de Haftanın Sohbeti adında bir program yapmaya başlar. 1997'de Yapı Kredi adına Türkiye'nin en uzun soluklu tiyatro ödülleri organizasyonu olan Afife'yi başlatır. 1998'de devlet sanatçısı unvanına layık görülür. O yıl garip bir haberle de gazete sütunlarındadır. 30 yıl yaşadığı evden taşınırken klozeti ve bir kapıyı yanında götürdüğünü iddia eden ev sahibi Dorman'e dava açmıştı. Bir dakika. Bu uyduruk herhalde değil mi? Ben tam anlamadım. Siz evinizi taşımışsınız uzunca bir süredir. Ev sahibi sizi evi taşırken klozeti ve kapıyı yanında götürmekle suçlamış ve dava açmış size. İlk defa duyuyorum. Eşimi de klozeti mi taşıyacağım? Eşyamı zor taşıdım. Bayağı uyduruk yani. Tabii canım. Fevkalade uyduruk. Haldun abi, buyurunuz. 1998'de Türk tiyatro tarihinin en cesur oyunu ilan edilen Popcorn'u sahneye koyar.
Oyun, Şebnem Özinal'ın külotlu çorabını striptiz yaparak çıkardığı sahneyle gündem yaratır. Ne yazık ki Popcorn, Dorman'in ikinci döneminin görkemli son işi olur. 17 Ağustos depremi, ekonomik kriz derken tiyatro seyircisi bir kez daha evine çekilir. 2001'de Dorman buraya kadar der. İki tecrübeden sonra Dorman, patronluğu beceremediğini söyleyecektir. 46 yıllık tiyatro kariyerinde kendi mucizesini yaratan Haldun Dorman, geniş kitleler tarafından tanınmasını ise Amerika Birleşik Devletleri'nden bir sitcom uyarlaması olan Dadı mucizesine borçludur. 2001'de başlayan dizi çok sevilir. Uşak Pertev rolündeki Dorman en öne çıkan isim olur. 2003'te bir uyarlamanın daha yüzlerinden biridir. Ekranlarda star yarışması furyasını başlatan popstarın sunuculuğunu Gamze Özçelik'le birlikte üstlenir. Bir dakika. Bir dakika. Haldun abi, şeyi hatırlıyorum. Popstar o, beraber olduğumuz evet, şey. Evet, beraber olduğumuz. Benim evimde bir partiye gelmiştiniz. O zamanlar Dadı televizyonlarda çok meşhurdu. Bütün çocuk, mahallenin çocukları bahçenin duvarlarına çıkıp size pertev pertev diye bağırmışlardı. Sevgi gösterisi. Size dediniz ki, yıllarca ömrümü tiyatroya verdim, hiç bana böyle bağırmadılar. Bu televizyon denen şey çok acayip bir şey. İlk defa böyle bağırıyorlar bana. Ama Popcorn garip bir şey. Biliyorsun bana ilk teklif edildi. Ben kabul etmek istemedim çünkü hiç sunuculuk yapmamıştım. Üstelik bu şey sunuculuğu. Yarışın. Canlı yayında. Fakat sonra şey çok ısrar edince... Fatih kabul etti ve iyi ki kabul etmiş çünkü en çok tutan program oldu biliyorsun. Evet. Yani yılların en çok izlenen programı oldu ve onu hiçbir şey geçmedi bildiğim kadarıyla. Türk televizyon tarihinin reyting, yani en çok reyting alanlar listesinde var evet. 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 Bir Galatasaray maçı var, Asmalı Konağı finali var. Bizim de seninle tanışmamıza vesile evet. oldu. Dadı Popstar'dan sonra mı? Popstar'dan önce. Önce. Tabii. Yani Fatih'le Popstar'da tanıştım. Onun prodüktörüydü. Sonra bana bunu teklif edince ben ilk başta kabul etmek istemedim. Fakat sonra ısrar edince onun zoruyla kabul ettim ve iyi ki kabul etmişim. Değil mi? Evet. İyi ki kabul ettim. Ne keyifli günlerdi Ardın abi. Hı? Ne keyifli günlerdi. Çok keyifliydi ya. Artık televizyonda böyle keyifli işler de yok. Yok mu? Bilmiyorum. Ben fazla seyretmediğim için. Ben de. Buyurunuz. Yarışma reyting rekorları kırar. Kendi yıldızlarını yaratır. 2006'da belki de boş bulunup İbrahim Tatlıses'le Bahçıvan adlı bir dizi projesine tamam der. İş o kadar kötüdür ki hiç yayınlanmaz. Tatlıses'in senaryoya müdahale etmesine tepki gösteren Dorman, onunla bir daha asla çalışamayız der. 2009'da Hisseli Harikalar Kumpanyası'nı başrolünde Burak Kut'un olduğu yeni bir kadroyla Broadway'de sergiler. Bir kış öyküsü. Pardon. Bir dakika. Broadway'de ben sergilemedim. Broadway'de sergilendi ve beni sana davet ettiler. Ben yani Amerika'ya oyunu seyretmeye gittim. O zamanki asistanım Hüseyin Gülhü ile beraber seyretmeye gittik. Haldun abi ama Açık Hava Tiyatrosu'nda da sergilenmedi mi o bir daha? İki kere yaptım evet. Bir kere Eşeşi 60'ta bir kere. Bir kere Erol Evgin'le? İkisi de Erol Evgin'le. Sonra bir de Kuruçeşme'de bir Açık Hava Tiyatrosu vardı. Hatırlar mısın bilmiyorum. Evet. Orada bir kere daha şey yaptık. Bu sene Nevra'nın rolü şey oynuyordu. Şimdi Amerika'ya gitti. Ayça. Varlar. Varlar. Evet, onu da yaptık. Yani iki yer yapıldı. Erol Evgin kendi rolünü oynuyordu. Erol Evgin'e nasıl karar verdiniz? Çünkü Erol Bey şarkıcı, hiç oyunculuğu yok. Siz ilk Hisseli Harikaları yaparken sizin aklınıza mı geldi Erol Evgin? Benim aklıma gelmedi. Egemen empoze etti bana. Ayrıca da ben empoze ettiği için memnun oldum. Çünkü Erol Evgin'i hem sevdim oyunda hem de çok yakın dostum oldu. Ben Erol'u çok severim. Çok iyi. İkincisi de başkasını düşünemedim. Kartal Kağan da ikincisi kendi rolünü oynadı. Evet. Hatırlıyor musun? O da çok güzel sesi vardı. Ne oldu bilmiyorum. Haberi yok ya Kartal Kağan'dan şimdi. Ben de hiç haberim yok. Hiç bilmiyorum ben de. Karanlıklara karıştı. Kim demişti bana? O Erol Evgin'in rolü aslında Mehmet Ali Erbil için yazıldı ama... Hayır. Ben Erbil rolü... ...şey için yazıldı. Huysuz bir şey. Huysuz bir şey yazıldı. Erol Evgin hep Erol Evgin'in rolü yani. O değişmedi. Peki Seyfi Bey kabul etmedi mi rolü? Seyfi Bey kabul etmedi değil. Ben yazmaya başladım. Ve her gün konuşuyordum Seyfi'yle. Ben o kadar şey ezberlemem şekerim dedi bana. Ve bunu devamlı söylemeye başladı. Ben de Egemen dedim ki ezberleyemem diyordu. Nasıl öne çıksın Seyfi dedim.
O zaman ben bir tane eğer birilerden akla geldiyse, biliyorsun ben çok müthiş bir adamdım ama tiyatroyla yakından uzaktan ilgisi yoktu. Şeydi Köheylan'dı galiba. Evet, Köheylan. Köheylan'da başarı kazandığı öğrenip sonra oynatalım dedi. Ve ona verince bu sefer ucuz verecek kıyameti koparttı. Rolümü çaldınız, benden aldınız, ben bunu oynayacaktım. Bana yazıldı o rol. Arada bir seyire giderdim onu gece kulüplerine filan. Her sırada bana şey yapardı. Taş atardı. Rolümü elinden aldı, rolümü verdi seyirciye. Seyf Bey anlatırdı doğru demek. Yanlış hatırlıyormuşum. Şimdi size anlatınca hatırladım Seyf Bey'in anlattığını. Doğru. Evet şey ben aslında bütün olay Seyfi'ye bir rol yazalımdan çıktı. Egemen bana böyle bir şey teklif etti. Seyfi'ye Adile Raşit'te olsun içinde. Öyle bir oyun yaz dedi bana. Küçük bir oyun olsun dedi. Ama sonra bir de en çok iş yapan oyunu oldu. Ha bir de büyük oyun olsun dedi sonra. Bol dedi sahneleri olsun. Para pul düşürme dedi. Bayağı büyük prodüksiyon da hatırlarsan. Çok. Üç kere seyretmiştim Aydın abi. Kadıköy Halk Eğitim'de seyrettim. Şu an tiyatrosunda çok seyrettim. Çok da tuttu. Tabii. Ona bilet almak için kuyruğa girerdik. Evet kuyruk. Neyse o zaman şanla alaka yoktu. Yani. Yok ben o zaman hukuk fakültesinde öğrenciydim. Öğrenciydim. Buyurunuz. Bir Kış Öyküsü adlı müzikali Diyarbakır'da Kürtçe sahneye koyar. Politik duruşunu sergilemekten kaçınmayan Dorman bu adımı barış için attığını belirtir. Yine 2009'da antidemokratik uygulamalara tepki amaçlı yürüyüşte tiyatrocular arasındadır. O sene Şişli'deki Haldun Dorman sahnesi de internette satışa çıkar. Sahnesine yıldızların yağdığı, 610 koltuğunda kimleri ağırlayan bina, otopark veya büyük market yapımına uygun ilanıyla yeni sahibini aramaktadır. Binalar bile misyonlarını tamamlarken Dorman'ı hiçbir şey durduramaz. Freelance tiyatroculuğa devam eden Dorman, 2019'da Nilgün Belgün'le karşı karşıya gelir. Cumhurbaşkanlığının Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutladığı videoda farkında olmadan yer alır. AKP'den gelen hiçbir davete katılmadım, Nilgün'ün kurbanı olduk diye tepki gösterir. Yılların yoramadığı bünyeyi koronavirüs de yıkamaz. 2020'nin sonlarında yakalandığı hastalığı aklına bir an bile ölümü getirmeden yener. Haldun Dorman bugün 93 yaşında bir çınar. Sayısız iş, eser, ödül ve geçen onca yıla rağmen değişen bir şey yok. 1940'larda Amerika Birleşik Devletleri'ne okumaya giden o hevesli genç gibi binbir planla, projeyle çalışıyor. Hala üretmenin peşinde. Çünkü onun kitabında emeklilik yok. Onun hayatını yazmak bir icraat listesi yapmak gibi. Ama eksik kalmaya mahkum bir liste. Dile kolay, 70 yıl. Google'ın gücü de bir yere kadar. Nitekim kendisi bile 3 partide anlatabildi. Sürçülisan ettikse 1977'de, İkinci Perde 2002'de ve Yaşlanmaya Vaktim Yok adlı kitapları 2020'de okurlarla buluştu. Bu kitaplardan öğrendiklerimizden biri hayatında önem verdiği 4 kadın olduğu. Annesi, Semiramis Pekkan, Çiğdem Talu ve tabii ki Betül Mardin. Mardin'in 60 yıl önce hediye ettiği kolye hala boynunda. Boyun demişken, fularlardan bahsetmeden geçmek olmaz. Hepsi yurt dışından. Renkli geleneksel diye tanımladığı tarzını yurt dışından yaptığı alışverişlerle oluşturuyor zaten. İstanbul'un her taşını seviyor. Hatta çirkinleşmesini bile. İçinde kalan tek hayali buz pateni yapamamış olmak. Bebekliğini saymazsak 93 yıllık ömründe yapamadığı bir diğer şey de ağlamak. Pandemi bile tanımadan 2020'de hala sahneye çıkıyor. Hala programlı yaşıyor. Hala pişmanlığı ve keşkesi yok. Hala panik. Hala çok hızlı konuşuyor. Ve hala planlar yapıyor. Bir kısmını ikinci 90'da gerçekleştirmek üzere. Buz pateni de bunlardan biri olabilir. Çok çok teşekkür ederim. Çok güzel bir program yapmışsınız. Eksik olmayın. Harika. Şimdi yeni bir şey yapıyorlar benim için. Belgesel. Belgesel. Evet. Uzun. 2 saat falan evet. Sürecek galiba. Buz pateni hiç bilmiyordum Ardın abi. Buz pateni yapmanın içinizde kaldığını hiç bilmiyordum. İçimde kaldı hakikaten. Çünkü hep yapmak isterdim. Bir kere ayağımı İsviçre'de taktım. Biraz gittim. Ya dönüşte oyunum var diye vazgeçtim. Düşerim kaçma. Çünkü kolay değil. Ama tabii sizin gençliğinizde de Türkiye'de öyle buz pateni sahası falan da yoktur Ardın abi. Yoktu. Babamın gençliğinde varmış. Babam anlatırdı. Şey, eski, Melek sineması var ya eski meşhur. Orası patinaj salonuymuş. Ama benim gençliğimde yoktu. Şimdi var galiba her yerde.
Yok ya, gene yok. Bir dönem bir galeriye sebebiyle çok... Yok ya, birkaç yerde var. Ben görüyorum. Hiç aklımızda olmayan yerlerde var. Öyle mi? Patinajlar var diye görüyorum. Haldun abi, şimdi ne plan var? Vardır sizin planlarınız, bitmez. Şimdi bir müzikal yazdık. Şeyle beraber, asistanım Cengiz Han'la beraber. Bayağı büyük bir müzikal. Onun yapmaya çalışıyoruz. Onun şeyini arıyoruz şimdi. Parasını verecek insanı da arıyoruz. Arıyorlar da, ben karışmıyorum o şeylere. Bana rejisi düşüyor. Kadrosuz yaptık. Güzel bir kadrosu oldu. Azra Akın var içinde. Şey var, Neco var. Yıllar sonra. Şimdi Neco'yu kandırdım, o da oynayacak. Yani çok harika, harika bir kadrosu var gerçekten. İnşallah olur. Ama burada da söylediğiniz gibi, beni para pul işlerine karıştırmayın diyorsunuz. Ben hiç orada... Evet. Ben para ararken para veririm. Haldun abi, o kadar iyi bir ticaret erbabı olan babanızı hiç çekmemişsiniz. Hiç. Tabii. Hiç ama hiç. Oğlum da benim gibi olmadı Allah'tan. O gayet iyi bir iş adamı oldu. Yani genç şeylik yapmıyor, ticaret yapmıyor ama çok sağlam bir şey adamı oldu. İş adamı. İş adamı oldu. Ömer Bey. Ben Allah'tan olmadım. Olsaydım çünkü çoktan batmıştım. Bir yana çıkamamıştım yani. Siz paraya önem vermiyorsunuz da ondan herhalde Haldun abi. Siz paraya önem vermiyorsunuz da ondan herhalde. Evet, bence para önemlidir. Hatta Cengiz Han abi de ondan şikayet ediyor. O benim yerime. Ben cebimde bir kuruş yok. Öyle dolaşıyorum. Onlar sarf ediyorlar benim parayı. O var, bir de 41 yıllık para işlerime bakan Doğan var. Belki tanırsın Doğan'ı. Tanıyorum. Doğan var. Onlar yani. Siz hiç? Hiç. Hiç oldu mu olası, sevmez miydiniz parayı? Vallahi olmadı. Tabii. Düşünüyorum, olmadı. Yani gençlik yıllarımda tabii cebimde para olurdu ama o para ne kadar sürerdi bilmiyorum. Hemen giderdim. Bonkörsünüz. Evet. Bonkör olmak güzel bir şey. Bilmiyorum, bana yaradı mı yaramadı. Bir kere iflas ettim ama o her şeye değdi. Değil mi? Geriye baktığım zaman her şeye değmiş yani. Bence de. Haldun abi, buraya kadar zahmet ettiniz, geldiniz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yıllar sonra beni hatırladığın için. Estağfurullah. Evet. Sizi hiç unutmuyoruz Haldun abi. Ben niye unutmuyorum. Niye hatırlayalım? Hep aklımızdasınız. Evet. Sağ olun. Ben çok de. Çok teşekkür ederim. Teşekkür, herkese çok teşekkürler.